Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammeden el emin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. El hikmetur rabi'a. Dördüncü hikmet ise hikemil ataiyeden dördüncü hikmet. Biliyorsunuz ki üçüncüde sevabikul himem la tahriku esvaral kader demiştik. Şimdi tabii ki mehmub dünya olmak ve kendi rızkı telaşı, hayatı telaşı öyle bir ana getirir ki kişi altından çıkamaz. Aklının kapsamayacağı, gücünün de güç yetiremeyeceği bir noktaya gelir. Ne akıl onu kapsar, ne de güç onu yetirir. O noktalarda hemen neyi hatırlayacağız? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Allah'tan başka ilah yok ve Muhammed onun Resuludur. Ve bizim için böyle bir durumda hemen İbn-i Attaullah İskenderi rahmetullahi aleyh El-Hikmetul Rabi'de buyuruyorlar ki erih nefseke minet tedbiri. Tedbir telaşıyla olma, nefsini rahatlat, rahat ol. Rahat ol, gergin olma, telaşlı olma, korkma, yükü kendine yükleme, mükemmel bir rahat ol, arih. Nefseke, nefsini rahat tut. Çünkü hani muktedir oydu, musebbib oydu bir önceki dersimizde bunları ifade ettik. Kaderine takdir etmişse ona aittir. Onun dışında herhangi bir şey efendim ne fayda vermez. Fema qame bihi gayruke anke. Birileri senin yerine eğer senin işini tutmaya kalkmışsa, senin dışında birileri seni yüklenmişse, seni üstlenmişse, o zaman la takum bihir nefsik. O zaman birileri bunu yapıyorsa sen niye telaştasın? Sen niye telaştasın? Biri yapıyor, yüklenmiş, kefil olmuş, vekil olmuş. Sen halen efendim telaştasın. Onun için bizim telaşta olmadığımızı, onunla iktifa ettiğimizi her zaman hangi eskarla ifade ediyoruz? Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Bitti, bu kadar. Hasbiyallah. Ektefi billah. Fi cemi'i umuri. Bütün işlerimde Allah'a iktifa ediyorum. Allah'a güveniyorum. La ilahe illahu. Ondan başka benim güveneceğim hiçbir güç, kuvvet yoktur. Aleyhi tevekkeltu. Ancak ona güvendim. Ve huve rabbul arşil azim. O azim olan arşın sahibidir. Benim de sahibimdir. Ha, demek ki bizim bireysel olarak. Bir de hasbunallah ve ni'mel vekil. Değil mi? Ni'mel mevla ve ni'mel nasir. Hasbunallah. Allah bize yeterlidir. Ve ni'mel vekil. O vekillerin en güzelidir, en üstünüdür, en kuvvetlisidir. Vekil olanların en üstünü, en güçlüsüdür. Ve ni'men nasir. Yardım edenlerin de, destek verenlerin de en güçlüsü, en kuvvetlisidir. Demek ki burada biz tedbirde ısrar ederken, yaparken
burada her şeyi kendimize pay biçmemeliyiz. Bütün gücü, kuvveti, imkanı kendimize pay biçersek o zaman biz ne yaparız? Zayıf düşeriz. Kuvvetsiz düşeriz. Onun için ayet-i kerimede قال الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض yerden ve göğden gökten sizi rızıklandıran kimdir? Sor. Men yarzukukum minas semai vel ard. Hem gökten hem yerden sizi rızıklandıran değil mi? Göğün yağmuruyla, yerin nebatıyla siz rızıklanmıyor musunuz? Emmen yemlikus sem'a vel absar. O değil midir ki hem sem'a hem basara sahip, hem görmeye hem duymaya, hem basirete hem duyarlılığa, sizin duyarlılığınızı ve basiretinizi bilen değil mi? Odur bilen. Bir zahiri mana, işitmenizi ve görmenizi, bir de ifade ettiği fikri mana, duyarlılığınızı ve öngörmenizi. O değil mi ki, o değil mi ki ortaya koyan, basiretinizi, duyarlılığınızı, o değil mi ki bilen otur. Ve men yukhricul hayye minel meyyit. Ölü bildiğimiz bir şeyden hayyi o değil midir ki, diriyi o değil midir ki dirilten, canlandıran, o bizim cansız bildiğimiz bir varlıktan, bir tohumdan bir bakıyoruz ki canlı canlı efendim ağaçlar, meyveler hepsi yeşeriyor. Evet. Ve yukhricul meyyite minel hayy. Ha? Ve men yukhricul hayye minel meyyit. Ve yukhricul meyyite minel hayy. Ve bir bakıyorsun ki bir sefer de meyyiti hayden çıkarıyor. Ölüm bir haydır. Bir bakıyorsun ki ölüm geldi veyahut da mevsim bitti. Bir bakıyorsun ki o ölüden bu sefer hayi çıkarıldığı gibi hayden de efendim diriden de diriden ölüden diri çıkarıldığı gibi diriden de ölü. Kimdir bu gücün sahibi, bu kuvvetin sahibi? Allah değil mi? وَمَنْ يُدَبِّرُ الْاَمْرَ. Peki bütün işleri, bütün bu tedbirleri sağlayan kimdir? Dünyadaki bu cereyan eden bütün mevsimsel olsun, hayatsal olsun, bunları hepsi tedbir eden, meydana getiren ve ona bir takdir ölçü koyan kimdir? Zaten diyorlar فَسَيَقُولُونَ اللّٰهُ diyecekler ki Allah. Yani herkes Allah'ın böyle bir güç sahibi olduğunu biliyor ve itiraf ediyor. O zaman diyor ki, de ki fekul efela tettekun. Siz halen daha korkmayacak mısınız? Daha kendinizi Allah'ın azabından korumayacak mısınız? Allah'ın gadabından korumayacak mısınız? Vikayeden. Efela tettekun. Fekul de ki efela tettekun. Daha halen siz küfrünüzde, akılsızlığınızda, cehaletinizde veyahut dünyaya hırsınızda indirgeyebiliriz. Tedbiri kendinize bağlamada hiç bunlardan ders çıkarmıyorsunuz. Halen kendinizi ne yapıyorsunuz? Efendim, kendi ehli küfürde, küfüründe, ehli şirkin, şirkinde, ehli masiyette, masiyetinde halen ısrar ediyorsunuz. Halen ısrar ediyorsunuz. Onun için burada bizim için gerçekten önemli dersler var. Yani madem ki biliyorsun ki odur, sahibine havale et. Sahibine havale et. Diğer bir ayet-i kerimede قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى. Bu önceki ayetimiz Sûret-i Yunus 31. ayet.
orada. Burada Fatır suresi 13. ayetinde yine ifade ediyor. Yulicul leyle fin nehari ve yulicun nehara fin leyl. Yulicul leyle fin nehar. Geceyi gündüze geçirir. Geceyi de gündüze geçirir. Bir su neyle doluysa sürekli diğerine akıttığı zaman onu ne yapar? Kendi rengine dönüştürür. Diyelim su çaydır. Sürekli sade bir suyu, mutlak bir suyu dök. Bir bakıyorsa gittikçe berraklaşıyor ve berrak bir su haline geliyor. Veyahut da su berraktır. İçine sürekli efendim renkli bir şey akıt. Bir bakıyorsun gittikçe o bardak o renkli şeyi alıyor. Gecenin ve gündüzün birbirine girdirilmesi bu şekilde bir diğerinin ne yapılmasıdır? Efendim renk değiştirmesidir. O da var, o da var çünkü. Vücutta o da var, o da var. İkisi de var. Ama biri geliyor, diğeri çekiliyor. Bir diğeri geliyor, bir diğeri çekiliyor. İşte Allah değil mi? Evet, otur. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ Ve size şemsi yani güneşi ve ayı musakhar kıldı. Sizin hizmetinize sundu. Fayda. Her ikisinde fayda vardır. Bu gücün sahibi o. Geceyi gündüzün efendim ve geceyi temsil eden ayın, geceyi temsil eden ayın, gündüzü temsil eden güneşin de sahibi odur. Ve bunu bu güneş ve ayı sizin emrinize verdi. Güneşi verdi emrinize, aydınlık oluyor, işlerinize dönüyorsunuz hepiniz. Ayet-i kerimede öyle demiyor. İşlerinize koşun diyor. Gündüz oldu artık. Nebe suresinde onu ifade ediyor. Biz maaş kendi geçimleri sağlamaları için gündüzü rahatlayıp uyumaları için de neyi verdik? Geceyi. Onun için emre verildi. Yani neyin emrine verildi? Çünkü şeyin o sohbetin uzamaması açısından bu şeylere fazla açılmayacağım. Güneşi de ve ayı da güneşten faydalanırsınız. Bir, sizin gündüzünüzdür. Kalkarsınız, maişatına bakarsınız. Rızkınızın telaşına düşersiniz. Ve ayrıca güneşin de size sağlattığı enerjisinden faydalar var. Ayın da hakeza aynı şekilde. O size geceyi getirir, size bir rahatlık verdirir. Beyniniz rahatlar, vücudunuz rahatlar, uyursunuz. Ve aynı zamanda onun da enerjisini aynı zamanda fayda verir. Ve bu şekilde siz faydalanırsınız. Demek ki bütün bunların sahibi kimdir? Allah. O zaman sana ne kalıyor? Var olan şeyler içerisinde istifade kalıyor. Kullun yecri li eceli müsemma. Var olan bütün bu söylediklerimiz hepsi belli bir zamana kadar kendilerine bir ömür biçilmiştir. Kullun yecri, hepsi işler, cereyan eder, hayat sürer. Ha? Li eceli müsemma. Bir ecel. Kendileri için takdir edilmiş bir zamana kadar. Demek ki şu ayet akla gelir. Kullu men aleyha fan ve yabqa vejhu rabbike zul celali vel ikram. Yani burada kullu men aleyha fan. Bütün gördüğümüz ne varsa hepsi yani somut olarak yeryüzünde gördüklerimiz, semada gördüklerimiz ne varsa bunlar hepsi fanidir. Baki kalan Allah'ın kudretidir. Allah'ın kudreti. Ki o zülcelaldır ve ikramdır. Hem celalet sahibidir, bütün onları idare edendir. Gücünü kullanandır ve ikram sahibidir aynı zamanda. O nedenle zalikumullah bu Allah Teala'dır ki Rabbukum. O sizin Rabbinizdir. Sizi terbiye edendir. Siz kendi terbiye edemezsiniz. Elhamdülillahi Rabbil alemin diyoruz namazda. Hamd Allah'a mahsus oldu ki o nedir? Alemler Rabbidir. Yani her şeyi alemde yerli yerine
koyandır, terbiye edendir. Ona mecrasını sunandır. Ona akışını verendir. Ona yaşam tarzını verendir. İnsanın insana aittir, hayvanın hayata, hayvana aittir, cemadatın cemadata aittir. O nedenle zalikumullah, işte o yüce Allah'tır ki rabbukum, o sizin Rabbinizdir. Lehul mulk, mulk onundur. Sana telaşlar düştüğün de onundur. Sahibi olandan, sahibi olandan daha mı güçlü olursun? Sana vermede ikram sahibi olandan daha mı cömert olursun? Ha, o zaman sen sınırına çekilmek zorundasın. Çünkü sen memluksun. Sahibül mülk değilsin. Sınırına çekileceksin çünkü sen abdsin. Mabud sana ne demişse onu yapacaksın. Sınırına çekileceksin. Senin sınırın nedir? Kulluk. Kul nedir? Acizdir. Zayıftır. Muhtaçtır. Eksiktir. Güçsüzdür. Kulu. Onun sahibi nasıl ona yetasarrafu fi mulkihi keyfe yaşa. Madem ki lehul mülktür. Yetasarrafu fi mulkihi keyfe yaşa. O mülkünde istediğin gibi ne yapar? Evet, tasarruf eder. Senin tedbirin seni bağlar. O tedbirinde sana neticeyi verme onu bağlar. O mutlaktır. Evet. وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ, o ki Allah'ın dışında başka güçlere tevessül ederler. İster kendinde, ister dışında. Allah'ın dışında başka ilah edinmeye çalışırlar. İster kendi güçleri, ister kendi paraları. Bunların hiçbirisi مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Onlar kıtmir, bizim o bildiğimiz Ashab-ül Kehf'in meşhur olan ismi değil burada. Burada hatta tek kıtmir değil, Kur'an'da birçok böyle fetil, nakir diye geçen şeyler var. Bu bir miktardır, bir ölçüdür. Burada hurmayı bilirsiniz. Hurmanın üzerindeki zar. En üst, en alt zara, en üst zara kıtmir, onun altındakine fetil, bir de şeyde bir nokta bulunmasına da nakir diye tabir edilmiştir. Hurma çekirdeğindeki o ince zar adına kıtmir. Yani وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ. Tabi burada hani putlar vardı. Aynı zamanda kendi putlarına gider isterlerdi. Günümüzde bunu tasavvufta sanki bazıları kendi meşayihlerinden böyle bu hatayı işleyen insanlar var. Efendim siz tasavvuftaki teslimiyetinizde Allah'ın dışında sanki bir güç olarak onu kabul ediyorsunuz. Zaten meşayihler kendilerini en fakir, efkar diye tabir ederler. Fakir diye tabir ederler. Muhtaç diye tabir ederler. Onlar kendilerini sofilerden daha iyi bilirler ki zayıftırlar. Ve onlar kendilerini bu şekilde iddia etmeleri mümkün değildir. Hangi meşayihler? Ehli takva, ehli ilim, ehli irfan. Efendimiz'i örnek edilmiş. Sadat-ı Kiram'ı örnek edilmiş. Kendi etbaalarından da böyle bir şey istemeleri kendilerine helakedir. Ama dua-ül müstecap, her müminin bir diğer mümin kardeşine duası müstecaptır. Gıyab-ı zahar dahi olsa. Bana dua et. Bunu has bir insanın ötesinde her müminden isteyebiliyoruz.
Ama bazıları vardır ki zahirde ameline hükmederiz. Zahirde ameline hükmederiz. Deriz ki ben sabah kalkıyorum, zor bela namazımı kılıyorum. Ama bu insan gece gündüz ilim ve irfan içerisinde, hizmet içerisinde, inanıyorum ki cehrede ve sırda birdir. Yani açıkta benim yanımda olduğu gibi sırda da öyledir. Onun için kaddesallahu esrarahul aliyye diyoruz. Ya Rabbim onun gizli hallerini de mukaddes kıl. Bizim o zahiren gördüğümüz halin ötesinde onun kendi başına kaldığı sırrını, gizli halini üstün kıl. Kuddise sırruhu. Ha, bu sır takdis etme. Yani onun zamanının kapalı zamanı, bilinmeyen zamanı da ya Rabbim üstün kıl. Bak kim kime dua ediyor? Sofi Şeyh'e dua ediyor. Bazıları niye bunu kullanıyorsunuz? Efendim niye salavatçıya getiriyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem ihtiyacı var mı Efendimizin aleyhissalatü vesselamın? Ama Efendimiz aleyhissalatü vesselam bana ne kadar salavat getirirseniz o kadar benim size şefaatim vacip olur diyor. Ayet-i kerime اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا değil mi? Teslima. Bak bu da ne güzel ey iman ederler ona salavat getirin. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّب۪ي Allah melekleri nebin üzerine salavat getirler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ Ey iman ederler siz de salavat getirin üzerine. Salavat Efendimiz'e yapılan duadır. Ya Rabbim derecesine âli et. Ona rahmet et. Halbuki masumdur. Ha, demek ki bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaptığımız bu dua mahiyetiyle de efendim kendi aramızda da biz birbirimize ne yapıyoruz? Dua ediyoruz. Ama burada zahiri haliyle hükmettiğimizin güzelliğiyle de ne yaparız? Muamele ederiz. Deriz ki efendim bizi unutma. Gece namazına kalktığında bizi unutma. Bize bir dua et inşallah. Kalbinde taşı bizi. El mer'u me'a men ehab. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Şimdi demek ki biz buradaki o hafi olan tedbirimizde de maksadımız, tedbirimizi şeyhimizle sağlamak değildir. Bizim burada maksadımız, şeyhimizle tedbirimizi sağlamak değildir. Ondan bir şey talep etmek değildir. Ve ondan da bunu beklemek değildir. Duadır. Duadır. Haşa ve kella eğer o şekilde değil, onu Allah'a müşarik bir şekilde kabul eder, o şekilde bir talep edersek zaten şirkten farkı olmaz. Ve böyle bir şey de tasavvufta yoktur. Böyle bir şey tasavvufa bina edilmesi zulümdür. Zulümdür. Yani bütün alimlere zulümdür. Onun için وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْم۪يرٍ O sizin kendilerinden bir şeyler istedikleriniz var ya, Allah'ın dışında kendilerine o iltica ettiğiniz kişiler var ya, onların elinde kıtmir kadar, yani o hurma çayırları üzerindeki zar kadar bir güçleri yoktur o. Bir mülkleri yoktur. Bir geçerlilikleri yoktur. O zaman bizim kalbimiz mutmain olmalıdır. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neye? Allah'ın verdiğine rıza göstereceğiz. Ve yakin üzerine de kendi kalbimizi bina edeceğiz. Yakin üzerine. Onun için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam اِنَّ اللّٰهَ جَعَلَ الرُّوحَ وَالرَّاحَةَ فِي الرَّدْقِينَ Allah Teala insan ruhunu ve rahatlığını razı olma ve yakin olmayla efendim kılmıştır. Yani bir insanın ruhu ve rahatlığı neyledir? Neyledir? Allah'ın kendisine biçtiği şeye rıza edecek. اَرَضَى بِمَا اَرَادَهُ اللّٰهِ بِهِ وَالْيَق۪ينَ Burada yakiniyet gösterecek. Yoksa aksi halde biz bunu yapmazsak
o zaman zarar ederiz. Zarar ederiz. Onun için bizim burada tedbirde müdebbiri mutlak kimdir? Allah. Hiçbir beşer değildir. Hiçbir güç değildir. Hiçbir kuvvet değildir. Onun için arayh nefseke. Nefsini rahat tut, senin sahibin var. Hangi sıfata sahip olursan ol. Hangi mevkiden mevkiye sahip olursa ol. Hangi makama sahip olursa ol. Efendimiz aleyhissalatu vesselam yine de ettedbiru nısful iş. Burada hani bizim Şerhül Mughni'de ne diyoruz? Aleyke bil hareketi. Şimdi gayri sukun. Şimdi gayri, gayri, gayru. Hepsi var değil burada. Tamam mı? Sen sürekli ne yapacaksın? Sende bir mecal olacak. Bir hareketlik olacak. Öyle hantal, asalak yerinde değil. Sen hareket yapacaksın, sukun yok. Onun için hep söylüyoruz ya, İslam'da eksi formülü nedir? Haramdır. İslam'da eksi formülü haramdır. Sürekli mezid olacak, artı olacak. Buna delil, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, men isteva yevmâhu fehuve magbunun. Her kim iki günü eşit giderse o ne olmuştur? Burada aldanmıştır. Aldanmıştır o. İki günü. Dün, bugün de aynıysa o zaman mümin. Onun için mümin sahibül firasadır. İttaki min firasatil mümin. Efendimiz aleyhissalatu vesselam. Müminin firasetinden kork. İnnehu yanzuru binurillah. O Allah'ın nuruyla bakar. Şimdi Allah'ın nuruyla bakan mesuliyetini bilmez mi? İhtiyacını bilmez mi? Zaruretini bilmez mi? İnsanlara faydayı bilmez mi? İnsanlara faydalı olmayı bilmez mi? İnsanlara fayda sağlamayı bilmez mi? Hepsi bilmesi gerek. Ve en önemlisi kendisine faydalı olmayı, Rabbinin katında razı olacağı bir makama gelmeyi bilmez mi? Bilir. O zaman hem kulluğunu bile yapacak ve hem de kulluk ihtiyacını karşılayacak şeyleri de ne yapacak? Bilecek. Onun için ettedbiru nasıl iş diyor Efendimiz. Tedbir yaşamın veyahut da hayatın yarısıdır. Tedbiri al, ondan sonra. Tedbir almadan. Onun için bazıları bizden dua istiyor. Ben onlara ne diyorum? Tedbir sizden, dua bizden. Yani öyle ben dua, sen tedbirini al, sen salih bir kul ol, ibadetli bir kul ol veyahut da bu yapacağın iş içinde gereken sebepleri hasıl et, bize ya Rabbim kolaylaştırsın. Değil mi Fatih? Allah kolaylaştırsın işinizi. İnşallahu Teala. Bu şekilde. Ama öyle değilse, onun için Kale İbrahimül Havas, El-ilmu kâne fi kelimeteyn. İbrahimül Havas rahmetullahi aleyh diyor ki, ilim şu iki kelimededir. La tetekellefu ma kufite. Senin yapılan işi, senin yapılan işin, senin icra olunmuş işini, sen artık onun şeyine girme. Tekellüfüne girme, zorunluluğuna girme. Mesela bununla neyi diyebiliriz? وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهُ. Hiçbir canlı yoktur ki Allah onun rızkını vermesin. Demek ki rızak sıfatıyla nasıl müdebbir sıfatıyla tedbir ediyor? Allah'ın müdebbir sıfatı, el müdebbir esmal husnadır. Aynı zamanda rızak sıfatı. Şimdi la tetekellef ma kufite. Senin alıkonulduğun, senin işin değil bu. Biz sana bunu veriyoruz dediğimiz şeyde hayattır, memattır, efendim rızıktır, eceldir. Bütün bunlar kimin elinde? Allah'ın elinde. Efendim kaderdir. Bütün bunlar zaten daha önce şeyde geçtik. Allah'ın elinde. Sen bunlarda وَلَا تُضَيِّعْ مَا اُسْتُكْف۪يْتَ. Senin ihtiyaç duyacağın şeyde de sakın onu elde etmede de zaman kaybetme. Yani çabanı göster.
Onu elde etmeye çalış. Ama benden bir nefes var, bir fırsat var. Yarın işe gideceksin. Ben işe gitmiyorum, para gelsin bana. Rızkını verir Allah bir şekilde. Ama sen onun tedbirini sağlamada burada ne yapıyorsun? Sana verilen fırsatı değerlendirmiyorsun. Kaybediyorsun. Onun için sen burada nesin, neyle mükellefsin? Neyle mükellefsin? Zamanını değerlendirmeyle. Onun için ne güzel ifade etmiş, bazı beyitleri de aldım burada. Burada bir iki satırlık bir beyit var. Ma semme illa ma arada fetruk humumeke vantarih vetruk şevâgileke alleti şugilte bihi tastarih. Ma semme orada olan illa ma arada. Ma semme orada olmaz hiçbir şey. Hiç olacak bir şey olmaz. İlla ma arada. Allah ne dilerse o olur. O olur. Fe'alun lima yurid. Fe'alun huve, yani budur. Fe'alun o yapıcıdır, lima yurid. Ne istiyorsa onu yapar. Evet. Fetruku mumeke. Yani o çaba, bir önceki sevabikul himem demiştik ya. O hem o dert, o çaba böyle onu bırak. Onu bırak. Hani arih nefsek. Vantarih intirahit. Onu at onları. Onları kendin o, çünkü adam uykusu gelmiyor, sabaha kadar uyuyamıyor. Hasta oluyor, rahatsız oluyor. Şöyle psikolojik sorunlar başlıyor değil mi? Vetruk şevâgile kelleti. Terk et o seni meşgul eden şeyler ki şugilte biha. O seni meşgul eden şeyleri ne yap? Terk et, testerih. Sen rahatlarsın. Rahatlarsın. Anladın mı? Diğer bir beytte yine de kum me Allah. Allah'la beraber ol. Onu kendinden ayırma. Allah'ı hiçbir şeyimizde kendimizden ayırmamalıyız. Hiçbir şeyimizde. Ne zengin olursak, ne fakir olursak, ne alim olursak, ne cahil olursak, ne mutlu olursak, ne mutsuz olursak, hangi halde olursa olsa, Allah çok ciddi bir güvencedir. Zengirsin, şımartmaz. Fakirsin, beus hale düşmez, düşürmez. Umutsuz hale düşürmez. Mutsuzsun, sana bir umut olur. Umut olur Allah. Mutlusun, sana kendisini hatırlatır, şımarmazsın. Şımarmazsın. Allah bizim için her zaman kul me'allah. Terallaha me'ak. Eğer sen Allah'la beraber olursan, terallaha görürsün ki Allah da seni yalnız bırakmaz. Terallaha me'ak. Vetrukul kulle. Bütün her şeyi terk et. Yani masivallahi terk et. Masivallahi nasıl terk edeceksin? Sevgisini kalbine yerleştirmeyeceksin. İhtiyaç. Onun verdiğine inanacaksın. Eğer onun verdiğine inanırsan, yani buradaki masivallahi terk ettin. Neyi hatırlarsan, orada Allah senin aklına geliyorsa, yemede, içmede, gezmede, dolaşmada, ferahte, terahte, merahte, bütün bu mutluluk tarzlarında sen dersin ki Allah, ona şükredersin veya ona hamd edersin. Onun için kun me'allahi terallaha me'ak vetrukil kulle ve hazir tama'ak ve hazir sakın tama'ak, tamahkallı, aşırı üzerine gitmeyi, istemeyi, arzu etmeyi. Evet. La tuallik bisivahu emelaha. Onun dışında hiçbir şeye emel bağlama. Allah'ın dışı, tek emelin Allah olsun. Çünkü emeller boş. Emeller nedir? Boş. İnsan bezeval, dünya befena est. Amal bi beka, alam be beka est. İnsan bezeval, insan zaldır, yok. Dünya befena est, dünyası da fanidir. Evet. Amal bi beka. Emeller de baki değildir.
olacağım, olacağım, olacağım. Ne oldun? En sonunda bir vali oldun, bir kaymakam oldun, bir padişah oldun, bir general oldun, bir zengin oldun. Olacağın şey neyse, olmak istediğin şey neyse oldun. Bir de bakıyorsun bir gün, el-beka'u lillahil vahidil kahhar. Baki kalan sadece kahhar olan Allah'tır. Bir gün baktın ki, derler ki falan kes öldü. Öldü kelimesi hepsini birleştiriyor. Bütün onun için. Peki, el-beka ölmeyen kim? Lillahil vahidil kahhar. Odur. Ona baki olan tek Allah. وَاتْرُكُ الْكُلَّ وَحَاذِرْ طَمَعْكَ لَا تُعَلِّقْ بِسِوَاهُ أَمَلًا اِنَّمَا يَسْقِيكَ مَنْ قَدْ زَرَعَكَ Muhakkak ki senin yeşerten, o senin anne rahminden günümüze getiren, muhakkak o sana, sana da içirir de, o senin rızkını tayin etmiştir ki, efendim bunun hakkında da yine kutsi hadis var. Efendim, onun için bizler, فَإِذَا أَعْطَاكَ مَنْ يَمْنَعُهُ Eğer o verirse kim men edebilir? سُمَّنْ مَنْ يُعْطِي اِذَا مَنَعَكَ Eğer seni alıkoymuşsa, men etmişse sana kim verir? Onun için biz tesbihatlarımızda ne yapıyoruz? اللهم لا مانع اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت Bu şekilde Bizim burası bu kısım yeterlidir. Tamam mı? Onun için de Allahümme la mani'a. Allahu Teala der ki ey Allah'ım la mani'a. Kimse mani olamaz. Lima ataykte senin verdiğine. Sen verdikten sonra bana kimse bana mani olamaz. Ola mu'tiye. Evet ola mu'tiye. Lima manat. Sen men ettiğinde kimse bana veremez. Bizim akidemiz budur. Onun için biz akidemizi bileceğiz. Şimdi Burada bir vakıa var Asr-ı Saadet'te biliyorsunuz ki mağarada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kiminle beraber? Hazreti Ebu Bekir Sıddık'la beraber. Hiçbir tedbir var mı? Hiçbir tedbir yok. Ve orada ayaklarının sesi işitilir bir şekilde müşrikler mağaranın etrafında dönüp dolaşıyorlar. Bunu kim hissediyor? Her ikisi de hissediyor. Kimi panik tutuyor? Hazreti Ebu Bekir Sıddık panik tutuyor. Ve diyor ki ya Resulallah vallahi kendim için korkmuyorum diyor. Senin için korkuyorum. Burada bir feda var. Bir muhabbet var. Bir bağlılık var. O da ona diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam La tehzen. Mana. Demek ki tedbiri esası bizim için kimdir? Allah'tır. Her şeyimizde müdebbiri mutlak, müdebbir. Onu kabul edersek işlerimizi tedbir. Bakınız orada bir şey yok. Bir orduları yok, bir efendim askerleri yok, bir kılıçları yok. Çıkarlarsa, ses çıkarsa, herhangi bir işaret olursa ne yaparlar? Onlara beşeri bir şekilde ikisi iki insan bakıldığında onları imha ederlerdi. Ama Allah Resulü Tedbir seninle benim elimde değil dedi. Burada bir müdebbir var. İkimizi saklayan ve kollayan bir müdebbir var. Huvallah. Çünkü ayet-i kerime ile müminlerin velisi Allah'tır. Müşriklerin ise, kafirlerin ise velisi yoktur. Yani onların koruyucusu yoktur. Onun için burada aynı zamanda Bu şeyden bir ders çıkarmamız gerekir. Tedbirin olmadığı bu zafiyetteki yerde bu gücü kuvveti veren onlara kimdir? Allah'tır. O zaman bizler de nerede hangi zorlukta, hangi sıkıntıda, hangi zafiyette olursak olalım eğer kendimizi Rabbimizden kesmezsek Allah dersek o zaman muhakkak ki Onu kazanırız, onu elde ederiz. Bizler burada tedbirde şu üç şeye dikkat etmemiz gerekir. Biri, el-rıda bil-vâki'.
Arada bir vaka, tedbir yaptık, olmadı. Neticesinde bir vaka oldu ya, hani biz o Sevabikul Himam'da demiştik. La takriku esvalel kader. Neticesinde bir vaka vardır, bir kader vardır. Biz ona ne yapacağız? Orada göstereceğiz, arada. Zaten el hayru fima vaka. Hayır vaki olandadır. Allah Teala bizim için ihtar etmişse odur. İkincisi ettakva fit talab. Tedbirde o tedbir için talep ettiğimiz şeyde ne yapacağız? Muttaki olacağız. Helal ve harama dikkat edeceğiz. Hak ve hukuka dikkat edeceğiz. Üçüncüsü ve hifzul adabi fil esbab. Sebepleri doğururken edep dairesinde olacak. Onun edebini koruyacağız. Yani adab-ı muaşerede de ve ahlak-ı İslamiyede de nasıl bu sebepler kullanılır ona ne yapacağız? Dikkat edeceğiz. Bu üçle yani tedbirimizi bu üç şekilde yaparsak o zaman rahatlarız. Birincisi arıza bil vakıhtır. İkincisi ettakva fit talaptır. Üçüncüsü hıfzul adabi fil esbab. Evet, son olarak bu ayet-i kerimeyle inşallah Teala dersimizi bitirelim. Kale Allahu Teala ve rabbuke yehluku ma yeşâ. Senin Rabbindir ki istediğini yaratır. Yehluku ma yeşâ. Ve yehtar. Ve tercih eder. O zaman biz neyiz? Biz muhtar değiliz. Tamam. Biz muhtar değiliz. Biz tercih. Yani burada efendim şey sahibi değiliz. Onun için ihtiyar gücü sahibi bize hire diye bir şey verilmemiştir. O güç, o hire gücü, o tercih etme gücü kimin elindedir? Allah'a elindedir. Bize ne vardır? Bizde arıda. Ve talep vardır. Onun için aleyke bil azm. Sana azm düşer. Azm yapacaksın ve çalışacaksın, çabalacaksın. Karşılığında neyse ona da rıza göstereceksin. Allahu Teala bizi rahatlatsın inşallah. Bizi zorda bırakmasın. Allahu Teala bizi nefislerimize terk etmesin inşallah. Bizim ayaklarımızı kaydırmasın. Bizim nefislerimizi şımartmasın inşallah. Tedbirde de, maişette de, her şeyde diyoruz ki hasbunallah ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Ve sallallahu ala seyyidine ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ekulu kavli hada ve estagfirullaha liye ve lekum. Ve ufavvidu emri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Ve ahiru da'vana, elhamdülillahi rabbil alemin. Li ravdatin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem.